AK Parti Ünye İlçe Yönetimi, değerli başkan adaylarımız. Öncelikle hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık, şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Bizler, Sayın Başkanım, 29 kişi bir araya gelerek İlim ve Fikir Gönüllüleri Derneği'ni kurduk. Bu derneğin amacı Ünye'mizi ilim ve fikir yönünden merkez haline getirmek. Bizler de istedik ki Ünye'yi ilim yönünden bir adım daha ileri götürelim. Bizler Ünye'li olarak bu derneğin içine hep beraber elimizi verip bir fikir ordusu oluşturup Ünye'mizi daha yükseklere götürmek. Fikir, ilim ve fikir yönünden derdimiz bu. Bizler de istiyoruz ki dernek olarak Ünye'mize daha değişik, daha turistik, vizyonla vizyon katabilecek güzel bir eser yapalım. Osmanlı'nın külliyesini Selçuklu mimarisini içine katarak Osmanlı'nın o güzel estetik özelliklerini içine katarak, günümüz eserlerini de içine katarak ne olabilir? Eğitim merkezleri olabilir. Geleceğimize, gençliğimize ışık tutabilecek her ne varsa, yüzyıllara hitap edecek ne varsa Osmanlı'nın külliyesinin içerisinde bunları tasarlıyoruz. Ha, bu tek başına olacak bir şey değil tabii. Bütün Türkiye ile olacak bir şey, bütün insanlarla olacak bir şey. Geniş bir arazi üzerine. Düşüncemiz bu. Hedefimiz bu. Geniş bir arazi üzerine hep beraber Ünye'li olarak hangi fikirden olursa olsun biz buna özen gösteriyoruz. Her fikirden insanı buraya davet ediyoruz. Hangi düşünceye sahip olursa olsun gelsin burada fikrini, düşüncesini söylesin. Burada demleyelim. Ünye için en güzeli neyse onu ortaya koyalım. Bu fikirdeyiz. Gençlerimiz, anne baba hatta çocuklarını buraya yönlendirsinler. Burada güzel şeyler olacak. Burayı bilgisayarlarla donatacağız. Hedefimiz büyük. Gençler gelecek burada. Gerekiyorsa bilgisayardan dersini yapacak. Çocuk gerekiyorsa güzel oyunlarını oynayabilecek. Burada kontrol altında olacak tabii. Kötü bir şey yapamaz. Gerekirse gençler burada maçlarını seyredecekler. İnsanlar gelecek. Televizyonları açacak. Her odada 3 tane odamız var. Her odada birer tane televizyonumuz var. Gelecek orada televizyonunu seyredecek. Yani her fikirden insana açığız. Kitaplar olarak, fikir olarak. Derdimiz bu. Her şey Ünye için. Ünye'mizin vizyonu harika. Bir vizyon da biz katabilirsek diye düşünerek yola çıktık. Bir şehirde eğer okuyan insan varsa, bir şehirde araştıran insan varsa, okuduklarını tatbik eden, uygulayan insanlar varsa o şehir medeniyet yolculuğunda emin adımlarla hedefe doğru giden şehir demektir. Dolayısıyla Ünye'miz gibi geçmişi, tarihi, kültürü ve medeniyette yeri olan bir şehirde tam da fikir adamlarına, tam da ilim adamlarına ihtiyaç duyulan bir alanı doldurmuş oluyorlar. Çünkü Ünye'miz geçmişine baktığımız zaman gerçekten kadılar yetiştirmiş olan, medeniyete damga vuran, ünlü denizciler yetiştirmiş olan, ünlü siyasetçiler yetiştirmiş olan bir merkezimizdir. Hatta Kanuni Sultan Süleyman'ın Ünye'mize bir siyaset okulu kurulması ile ilgili fikrinin olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla Ünye gibi güzel bir şehirde tam da bu şekilde fikir adamlarının ortaya çıkıp biz de varız, bu şehir için biz de fikrimizi ortaya koymaya hazırız demeleri bizim birlikte yönetelim sloganıyla da uyumlu, eşgüdümlü bir felsefi yapıyı da ortaya koymaktadır. Onun için ben arkadaşlarımı cani gönülden kutluyorum. Bizim Ünye'mizle ilgili özellikle başta Yunus Emre olmak üzere, Hacı Yusuf Fahri Efendi olmak üzere buraların kabrinin bulunduğu mekanları inanç turizmine açmak ve yine Aya Nikola mevkiinin inşasını tamamlamak suretiyle Turizm Bakanlığımızla beraber bu bölgeyi de yine
inanç turizmine kazandırmak noktasında çok ciddi çalışmalarımız olacak. Yine ünyemiz geçmişinden, tarihinden, kültüründen, bugünkü nesillerin haberdar olabilmesi anlamında bizim çömlekçilikle ilgili çok güzel fikirlerimiz var. Bakırcılık sanatının hayata geçmesiyle ilgili fikirlerimiz var. Ve bünyemizin yeniden imar ve inşa edilebilmesi noktasında ve 21. yüzyıla bir kent kimliği ve niteliği ortaya koyabilmemiz anlamında da bizim fikirlere ihtiyacımız var. Ve bizim ilim adamlarına ihtiyacımız var. İşte burası tam da bu anlamı yüklenen, bununla yoğrulup bizim önümüze fikirler koyan, bize ufuk açan bir dernek olacak inşallah. O vesileyle ben bütün arkadaşlarımı cani gönülden tekrar tebrik ediyorum. Başta başkanın şahsında olmak üzere. Ve İstanbul'dan aramıza şu dakika itibariyle katılan Ahmet Karagöz kardeşimize, Şenol Ateş kardeşimize de bu vesileyle hoş geldiniz diyor. Günümüzün aydınlık geçmesini temenni ederek herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.